Değerli konuklarımız, son olarak konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Miktat Bektaş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın rektörlerim, rektör yardımcılarım, daire başkanlarım, iş müdürlerim, akademik ve idari tüm arkadaşlarım ve bu salonu bugünlerde şekilden şekile değiştiren perde arkasındaki bu hizmeti sunan değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biliyorum çok yoruldunuz ama farklı bir üslupla ben konuşmama devam etmek istiyorum. Şeytana sormuşlar, sırtında büyük bir bal çuvalı var, bal yelkesi, telaşlı telaşlı gidiyor. Demişler ki, nereye böyle, bu telaş ne? Şimdi demiş, nerede gıybet yapılıyor? O gıybet sohbetlerinde bulunanların ağzına, dillerine demiş, bal sürüyorum ta ki daha çok yapsınlar. Bunu niye anlattım? Sayın Genel Sekreterim, biz sizin gıybetinizi yaptık gelirken. Önce bir özür diliyoruz. Ne yaptık? Daha doğrusu ben yaptım, arkadaşlarım dinledi. Otel yerleştirmelerinde şekilden şekile girince, isteklerimiz düzeltilmeyince dedim ki bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Gerçi o düzenlemeler yolda gelirken Sayın Genel Sekreterimizin makamına oturmasıyla düzeltildi ama biz yine bir sürprizle karşılaştık. Nedir biliyor musunuz? Evimize geldiğimiz zaman evimizin önüne, evimiz diyorum artık burayı ben. Evimize geldiğimizde bir baktık ki Genel Sekreter Yardımcımız Mesut Bey ve ekibi ellerinde kameralarla bizi karşılıyorlar. Allah Allah. Ve girişimiz ve odalara yerleştirmemiz nasıl oldu anlayamadık. Bu bir teşekkür ve alkış gerektirmez mi? Bu arada Alım Üniversitelerinde bir ilki yaşadık bugün. Nedir o? Biz de ev sahipliği yaptık. Ama Yoncalı Gülümser Hatun'da efendim ilk defa dahil olduğumuz Adım Üniversiteleri toplantısında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası'da bir otelde ve herkes bir otelde, kampüs dışında bir otelde bu faaliyeti gerçekleştirdi. Ama ilk defa Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kendi kampüsü içerisinde oteliyle, barınmasıyla ve her türlü güzel hizmetleriyle gerçekten bize çok büyük hizmetler sundu. Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve yapılan gıybet için de hakkınızı helal edin diyoruz. Bizi utandırdılar. Şimdi gıybet deyince gerçekten çok sari bir illet bu. Sari bir illet. Çok yaygın. Deniliyor ki, ya kardeşim ben gıybet etmiyorum ki, ben olanı söylüyorum. Kardeşim sen olan bir şeyi 100 defa anlatsan bu gıybet. Çünkü arkasından konuşuyorsun. Ya ben bu yüzüne de söyledim bunu. 50 defa yüzüne söyle. 51. de konuşursan gene gıybet. Gıybeti şöyle tarif ediyorlar. Senin konuştuğun kişi eğer yanında hazır bulunsaydı, söylediğinden darılacak mıydı, darılmayacak mıydı? Eğer senin vicdanın darılacaktı diyorsa, işte o gıybettir. Ama bizi sürprizlerle karşıladılar ve gerçekten çok ciddi manada bir ağırlama gördük. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, 2002 yılında biz Adım Üniversitelerine dahil olduğumuzda, biraz evvel bahsettim, Kuşadası'nda katıldığımızda
biz bu adım üniversitelerinin önemini anladık ve adım adım bugüne kadar takip ettik ve birinci sırada önem vererek. Eğer müsaitsem daire başkanı olarak ben katıldım yıllarca. Müsait değilsem mutlaka bir şube müdürümü bu toplantılara gönderdim. Ve çok istifade ettik. Dostluklar elde ettik. Efendim bilgi paylaşımları yapıldı. Görüşmeler yapıldı. Gönül istiyor ki bunlar artarak devam etsin. Ve devam edeceğine de inanıyorum. Çünkü ömür gerçekten gidiyor. Bir hoş sada bırakmamız lazım. Bu gök kubbede bir hoş sada bırakmamız lazım. Zaman su gibi akıyor. Ömür bir rüya gibi geçiyor. 1987 yılında, 1977 yılında Konya'da liseyi bitirdim. Üniversiteye hazırlık yapıyoruz. Durakta bekliyorum. Rahmetli anacığımın listelerini aldım pazardan. Durakta bekliyorum. Karşımda baktım bir pirifane geliyor. 70 yaşında. Ne 70'i? Yaşını daha sonra söyleyeceğim. Elinde baston, saçı sakalı ağarmış. Geldi bastonla böyle vura vura. Selamünaleyküm evlat dedi. Aleykümselam amca dedim. Oturttum, yer verdim. Amca nereye dedim? Huzur evine gidiyorum evlat dedi. Ben de saf saf soruyorum. Ya huzur evinde ne işin var senin? Çoluk çocuğun yok mu? Biz de şimdi dedelerimiz, ninelerimiz hep beraber yaşıyoruz. Evlat var dedi. Hatta dedi imkanları da çok yerinde dedi. Okuttum, büyüttüm. Adam ettim. Peki dedim niye sana bakmıyorlar? Evlat dedi, ben onların sebebi vücuduyum. Onların minnetini almam. Ne enteresan bir şey ya. Ben onların sebebi vücuduyum. Var olmalarına ben sebep oldum. Minnetini almam. Arkadaşlar, eğer annemiz babamız sağsa, inanın kıymetini çok iyi bilelim. Dünyanın huzuru da, ahiretin huzuru da onları memnun etmekte. Baktım, o taraf yaralı, şeyi değiştireyim dedim konuyu. Amca dedim, yaş kaç oldu? Evlat dedi, kuzu dişini çıkardım dedi. Meğer 100 yaşından sonra kuzu dişi çıkarmış, doktor mu? Öyleymiş, 100 yaşından sonra kuzu dişi çıkarmış. Kuzu dişini çıkardım dedi, 104-105 civarında dedi. Allah Allah, ben şimdi 20 yaşındayım. Benim yaşımı 5-6'ya katlayan neredeyse bir yaş sahibiyle karşı karşıya geldim. Amca dedim, sen bu kadar seneyi nasıl yaşadın dedim ya. Bana dedi ki, ben onun o kadar yaşadığını hayret ediyorum. O da benim böyle bir soruma hayret ediyor. Evlat dedi, sen hiç rüya görmedin mi dedi. Gördüm dedim. Bir rüya gibi geldi, geçti dedi. Amca dedim ya senin bu sözün bana bir şey hatırlattı. O sıralarda okuduğum ve ezberlediğim hafızam o zaman kuvvetliydi. Bir sözü naklettim kendisine. Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet şu güzel anı hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Evlat dedi şunu bir daha okusana dedi. Bir daha okudum. Evlat bir yaz şunu dedi ya bana. Huzur evinin otobüsü geldi. Onu uğurladım. Keşke daha sonra yazıp götürseydim. İnşallah ahirette karşılaşırız. Şimdi 1982 yılında bitiriyorum hemen. 82 yılında öğretmenliğe başladım. 150 öğretmenin olduğu teknik ve endüstri meslek lisesi. Her teneffüste öğle aralarında bir köşe var. O köşede 3-5 yaşlı öğretmen arkadaşlar
Ellerinde kalem bir şeyler yazıp çiziyorlar. Ben de sordum. Ya ne yapıyorlar bu hocalarımız? Onların dediler, emekliliği geldi de emekli ikramiyelerini hazırlıyor, çalışıyorlar. Yani ikramiyemiz ne olacak, maaşımız ne olacak, bunların hesabını yapıyorlar. Allah Allah. Ben de hiç böyle meraklı değilim bu işlere. Ne alırım, ne yaparım, nasıl hesaplanırım bunları hiç bilmem. Ve dedim ki, Allah Allah, ben dedim yeni başladım 1982'de. Dedim ya biz bunları görebilecek miyiz? Efendim, öğretmenlik, arkasından okul müdürlüğü, 1993 yılında Dumlupınar Üniversitesi Öğrenciler Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Sekreterlik derken bir de baktım ki bir rüya gibi bizim ömür de geçmiş. Ve sözün özü 31 Aralık 2021'de inşallah emekli oluyorum Allah nasip ederse. Belki bu sizin ile aramızdaki son toplantınız olabilir. Ama biraz evvel öğrendim, Kütahya'da yapılacakmış bu toplantı. Muhtemelen o tarihlerde ben de Eskişehir'de, Kütahya'da olurum. Davet ederseniz gelirim. Bir de orada görüşebiliriz sizlerle. Şimdi diyorum ki, benim bu konuştuklarımı, yaşadıklarımı belki yakınlarda bazılarınız, ileri tarihlerde bazılarınız yaşayacak. Ve gerçekten ömür çok tez geçiyor, çok çabuk geçiyor. Bir hoş sada bırakabilirsek, kimsenin gönlünü kırmadan, yıkmadan, efendim, birlik beraberlik içerisinde, sevgi saygı içerisinde bu ömrü bitirip ebedi hayata girip orada da böyle birlik beraberlik içerisinde sonsuz bir hayatı kazanabilirsek bizden daha mutlu insan yoktur diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.